Oyuncuların çok oynamak istedikleri rollerden bahsedilir. Evet. İşte Gerard Depardieu Buda'yı oynamak istermiş mesela. Evet. Diğeri bilmem neyi. Evet. Sizin böyle bir şeyiniz var mı? Bir şimdi ya şu rolü oynasaydım falan. Oynasam. Sevgili Süleyman, ben böyle bir şey belki gençken falan düşünmüştüm mutlaka. Böyle bir şeyler geçmiştir benim de aklımdan ama tiyatrocu ya da oyuncu diyeyim, sinemada olsun, tiyatroda olsun, verilen rolü en iyi şekilde oynamak zorundadır. O yüzden her rol zaten çok kıymetli ve çok güzeldir bir oyuncu için. Ama eğer hani hangi rolü oynamak isterdin falan filan dendiği zaman ben hem tiyatroda hem sinemada zannediyorum her erkek oyuncunun oynamak isteyeceği rolleri oynadım. Tiyatroda sevgili Turgut Özakman'ın Töre adlı oyununda Mustafa rolünü oynadım ki bu herhalde birçok tiyatrocunun oynamak isteyeceği bir roldür. Ben rolü oynadım. Sinemaya gelince Güdük Necmi az bulunur bir roldür. Öyle herkesin başına düşecek bir nimet değildir. Ben o rolde oynadım. O zaman yani illa şunu oynasaydım, bunu oynasaydım diyecek hakkım kalmadı. Ben bütün bu haklarımı yitirmiş oldum böylece. Çok önemli bir şey söylediniz. Evet. Nimettir dedim. Nimet yani. Tabii. Nimettir tabii. Yani rahmetli oldu o da sevgili Rıfat Hoca, Rıfat Ilgaz. İşte filmden sonra geldi, öptü, sarıldı. Haliç'e seni seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum dedi. Niye Rıfat abi dedim. Evladım sen beni oynadın dedi. Güdük Necmi Rıfat Ilgaz'ın kendisidir çünkü. Öyle mi? Tabii efendim. Tabii. Yani ben hastanede yatarken işte bu ameliyattan sonra oğlu Aydın Ilgaz beni ziyarete geldiğinde Hababam sınıfı kitabını getirdi bana tekrar oraya yanıma gelirken. Ve orada da gerçek Güdük Necmi'den hayali Güdük Necmi'ye sevgilerle diye yazar. Kitap duruyor bende tabii. Rıfat Ilgaz'ın kendisidir çünkü. Çok hoş. Yani, dolayısıyla tabii. Yani bir nimet anlamında nimet, oynanabilecek tabii. Aşağı yukarı diğer oyuncuların hayal ettiği rolleri oynadım. Oynadım.